Tesla'daki fiyat hareketlerini açıkçası gülümseyerek izliyorum. Sanki yepyeni haberler akıyormuş gibi hisse bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. İnanılmaz çok insan saçma sapan yorumlar yapıyor. Oysa benim gibi Tesla yakından takip edenlerin zaten bildiği şeyler. Ancak borsa bunları biraz geç anlıyor. Özellikle Amerika'da Büyük kurumsal yatırımcılar da bu işleri çok geç anlıyor. Zaten zavallı bireysel yatırımcılar o büyük kurumların köresi gibiler. Beni yakından takip edenler, riskin ne olduğunu getirinin ne olabileceğini bilenler hiç bu paniklere kapılmadan Tesla toplamaya bu dönemde devam ediyorlar. Elbette Tesla hala çok riskli bir hisse senedi ve fiyat hareketleri önümüzdeki dönemlerde de yine çılgın savrulmalar şeklinde gerçekleşebilir. Ama önemli olan hisse senedinin fiyat hareketinden ziyade şirketin nereye gittiği ve şirketin nereye gittiği ile ilgili burada defalarca anlattığım şeyler adım adım gerçekleşiyor. O yüzden şimdi gelin son bir haftadaki fiyat hareketlerine bir bakalım. Bunun sebebi ne? Elon Musk'ın Çin'e gitmesi ve orada başbakanla görüşmesinin anlama geliyor. Hisse senedi neden son 2-3 gündür coşmuş durumda? Bütün bunları bir konuşalım. Ama bunlardan daha da önemlisi kendimize biraz dersler çıkaralım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce fiyat hareketlerine bakalım. Yıla 249 dolarla başladı Tesla. Oradan inanılmaz sert düştü. Şurada en dibi buldu 138 doları zorladık. Hisse senedi bu sert aşağı doğru yolculuğunu gerçekleştirirken ben hep neyi savundum? Evet hisse senedi düşüyor çünkü kar marjlarında gerileme var ama Tesla otonom sürüş çözmek üzere. Bununla ilgili çok fazla ipucu var. Kullanıcıların paylaşımları var. Elon Musk'ın paylaşımları var. Ben o yüzden Tesla'da long olmaya ve toplamaya devam ediyorum dedim. E kanıtını isterseniz mesela Quantfury üzerinde yaptığım işlemler burada. Bakın 2 Nisan'dan itibaren düzenli almaya başlamışım. 2 Nisan'da 165 dolar almışım. Sonra fiyat bir yükselmiş. 176-173'lere kadar gitmiş. Sonra düşmeye başlamış tekrar. Ben 140 dolara en ucuz sistemi kapatabilmişim. Almaya devam etmişim. En son dün de 186 dolardan aldım. buna Kuantiferi üzerindeki kaldıraçlı işlemlerim. Ayrıca Spot'ta da sürekli olarak test almaya devam ediyorum. Bunları da YouTube katıl ve Haddini Aşk Kulübü üyeleriyle paylaşıyorum. Özellikle Haddini Aşk Kulübü üyeleriyle WhatsApp'tan canlı olarak paylaşmaya devam ettim. Neden? Çünkü bütün günlüğün içerisinde otonom sürüşte adım adım ilerlendiğini izliyordum. Ve Elon Musk'ın özellikle attığı tweetlerden, yaptığı toplantılardan, iletişiminden tekrar Tesla'ya yoğun olarak odaklandığını görüyordum. Bir yandan dünyada genelde yapay zekadaki gelişmelere baktığımda da özellikle Nvidia H100 çiplerinin bollaşmasıyla beraber, Elon da bunu söyledi, işlemci gücü kapasitemizi çözdük sonunda dedi, daha evvel imkansız görülen pek çok yapay zeka probleminin sandığımızdan daha hızlı ve üstel bir şekilde çözülmekte olduğunu görüyordum. İşte bütün bu ahval ve şerat içerisinde bilanço dönemine geldi. Bilanço öncesindeki gün Tesla tam anlamıyla dibi vurdu ve 138-139 doları buldu. Ben de bilanço öncesinde hem YouTube katıl üyelerine, hem de açık üyelere yaptığım yayınlarda felaket bir bilançonun bizi beklediğini söyledim. Hakikaten çok kötü bir bilanço geldi. Fakat bilanço içinde bazı olumlu sürprizler olabilir dedim. Mesela bütkar belki kendini korur dedim. Çünkü Tesla'nın tasarruf yapabileceğine maliyetlerde ve bir yandan da otonom suçla ilgili bazı gelirlerin yavaş 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 oraya yansımaya başlayacağını düşünüyordum. Brüt karlarda gerçekten onun sürpriz oldu. Bir önceki çeyreğe göre neredeyse hiç düşmedi brüt kar. Dipteki karda satışta düşme var ama brüt kar düşmedi. Borsa bunu sevdi. Bir de ne dedim? Aslında sonuçta önemli olan bu da değil. Önemli olan Elon Musk'ın ne diyeceği dedim. Çünkü o sırada yalan bir haber akışı vardı. Reuters Tesla'nın ekonomik araba planından vazgeçtiğini söylüyordu. O zaman da habere tam güvenmemiştim. Şimdi anlıyoruz ki haber tam anlamıyla yalanmış aslında. Elon Musk bu haberi aslında yalanlamıştı da ama piyasa ona inanmamıştı. Fakat bilanço sonrasındaki konuşmada Elon Musk dedi ki hayır o arabayı üretmeye devam ediyoruz. Otonom sürüşte yapacağız. 8 Ağustos'ta da tam otonom robot taksi filosuyla ilgili duyurularımızı yapacağız dedi. Hisse yukarı doğru hareketlenmeye başladı. Daha da önemlisi ama Elon Musk bu hafta sonu Çin'e gitti. Çin'deki yöneticilerle konuştu. Otonom sürüşü Çin'e adapte etmeyle ilgili görüşmeler bunlar. Çin zaten bu tip yeni teknolojiye çok yatkın. Avrupa uyuzu gibi değil, Amerika gibi de değil. Çok daha yatkın. Pek çok level 2 yani ikinci seviye otonom sürüş yazılımı Çin'de şu an zaten işliyorlar da. Elon Musk doğrudan doğru Çin Başbakanı'ndan randevu aldı. Onunla buluştu. Ve bu toplantıda tam otonom sürücü Çin'e getirmekten ilgili uzlaşmaya vardılar. Önlerindeki engel neydi? Bu toplanan yol verisi nereye gidecek? Çin o verinin Amerika gitmesini istemiyor. Çünkü o verinin çok kritik olduğunu düşünüyor. Ona ilgili bir çözüm buldular. Çözüm ne olduğunu tam bilmiyoruz. Öte yandan yollarla ilgili kritik detaylı yüksek çözünürlüklü haritalara ve verilere ihtiyacı var Tesla'nın. Ona da izin verildi. Baidu bir işbirliği yapıyor Tesla. Zaten 4 yıldır Baidu'nun düşük çözünürlüklü haritalarını kullanıyordu. Şimdi yakın zamanda inşallah Tesla tam otonom sürüş Çin'e girmiş olacak. Yani bu arada bununla ilgili haberler daha evvel var mıydı? Vardı. Elon Musk bir hafta önce attı bir tweette daha doğrusu cevap verdiği bir tweette otonom sürüş yakında Çin'de de devreye girebilir diyordu. Şu anda Avrupa ile de görüşmeler devam ediyor. Avrupa'dan da böyle bir haber gelirse şaşırmam. Avrupa gerçi biraz daha uzun Sürer Avrupa bürokratları ama en son oraya da gelecek. E bunlar öngörülebilir şeyler miydi? E öngörülebilir şeylerdi yani. Çok da zorlanacak bir şey yok. Çünkü Elon Musk'ın Çin'le arası çok iyi olduğunu biliyorduk. Bakın bir telefonda başbakanla görüştüler. Tesla daha evvel Çin'de kurduğu fabrikanın mülkiyet haklarını almak konusunda ayrıcılık tanınmış tek şirkettir. Akıllı Çin yöneticileri Tesla sayesinde Çinli elektrik arabalarda çok geliştiğini, ondan çok teknoloji transferi olduğunu biliyorlar. O yüzden önü zaten açıklı. Bunları da biliyorduk. Peki Çin'de tam otonom suç açılmasının Tesla faydasını? E bir miktar ciro yazabilir tabii. Bu tam otonom suç paketleri orada satılmaya başlayabilir. Daha önemlisi Çin'le ilişkilerin kuvvetli olduğu bir konfirma oldu. Çin yöneticilerinden tam otonom suçla ilgili evet bunu bizim yollarda da kullanabilirsiniz görüşü gelince geri zekalı Wall Street'çiler otonom suçu ciddiye almaya başladılar. Ve bir yandan da Çin tam otonom sürüşü izin verirken Amerika nasıl izin vermesi ilerdi. Kendi ülkelerinden çıkan bir teknolojiyi Çin desteklerken Amerika'da bunun gerisinde elbette kalmayacak diye düşünüyorum. İşte bütün bu gelişmelerle hisse 194 dolara kadar geldi. Önümüzdeki günlerde hisse ne yapar? Hiçbir fikrim yok. Eminim yeni haberler çıkar. İyisi de kötüsü düşer kalkar vesaire ama tam otonom sürüş Projesi Adım adım hızlanarak devam ediyor. Ve bunun önemi çok basit indirdiğimizde şu. Bir arabayı test üretip sattığında. Mesela diyelim ki 17-18 bin dolar ürettiği bir arabayı 25 bin dolar sattığında. Araba başı 78 bin dolar para kazanabiliyor. Oysa bunu bir taksi filosu işletmesine doğru çevirebilirse. O arabadan yılda 30-40 bin dolar para kazanması mümkün. Yani ürettiği şeyden alacağı değer çok daha artıyor. Nereden biliyoruz? İstanbul'a bakın çok basit. Taksi plakalarından ne kadar para kazanılığına bakın. Elon Musk'ın kendi ait taksi olacak? Orada nasıl model olacak? Uber'le mi birliği yapacak? Bu bir sürü şey önümüzdeki günlerde belirlenecek. Bundan ilgili de Wall Street yine 10 kez inecek kalkacak. Yine bir sürü saçma sapan bir kısmı yalan bir kısmı aptalca yayın yapılacak. Ama proje ilerlemeye devam edecek. Ve ben de bu dönem boyunca Tesla toplamaya kısmetse devam edeceğim. Buradan şunu yanlış anlamayın. Riskler var mı? Var. Tesla kötüye gidebilir mi? Kötüye gidebilir. Yatırım tavsiyesi değil belki. Daha ziyade bakış açısı tavsiyesi vermeye çalışıyorum. Siz benim kadar Tesla'yı iyi tanımıyor olabilirsiniz veyahut da Tesla'yı sevmiyor olabilirsiniz. It's okay. Ama eğer bir varlığa yatırım yapıyorsanız onu benim tanıdığım kadar iyi tanımanız lazım. Bakın dün benim yatırımlarımdan Sofi'nin bilançosu geldi. Sofi bilançodan sonra %10 düştü. Oysa tam da tahmin ettiğim ve YouTube katıl üyeleriyle pazar günü özel kapalı canlı yayında paylaştığım gibi harika bir bilanço getirdiler. Ama hisse düştü. Oluyor böyle şeyler. Ama şu an itibariyle benim bütün üyelerim hissenin bu harika bilançoya rağmen neden düştüğünü, bunun önümüzdeki günler içinde ifade ettiğini, neden ikinci çeyrekte yoğun şekilde Sofi alacağını biliyorlar. Kanaatlerimle yanılabilirim, görüşlerime yanılabilirim ama bilgiler geldi. Gerçek. Yoğun bilgi odaklı olmanız gerekiyor. Bugün sırf Sofi'nin bilançosu için yaptığım videonun uzunluğu 14 dakika civarında. Pazar günü canlı yayında yine 15-20 dakikaya yakın tartışmıştık Sofi'nin ne olduğunu. Oysa bakıyorum bir ezbercin teki diyor ki iki hafta önce Tesla'nın tekrar toparlaması için sebep görmüyorum. Kent aşağı doğrudur diyor. Bu hafta pazar günü yine bir video yapıyor veriyor ki Tesla daha da aşağı gidecektir diyor. Her iki videonun toplamında Tesla %45-%50 yukarı gidiyor. Ve beni özel şey hisse senedi fiyat tahmini değil. Onda hepimiz yanılabiliriz. Şirketteki gelişmeleri hiç bilmeden böyle bir yayın yapabiliyor. Ve maalesef sosyal medyada da şirketlerdeki gelişmeleri hiç bilmeden yorum yapan insanlar dolu. Ve maalesef pek çoğunuz da bu şekilde yatırım yapıyorsun. Dün bir tweet aldım. Hocam Intel'in fiyatı çok düştü yatırım yapayım mı? <laughs> böyle bir soru var mı? Intel'in fiyatı düşmeden önce sen ona yatırım yapma niyetin varsa yap. Daha evvel yoksa yine yapma. Fiyat düştü diye yatırım yapılmaz. Fiyat yükseldi diye de yatırım yapılmaz. Şirket iyi diye yatırım yap. Benim inancım bu yönde. Bu çerçevede YouTube katı üyeleriyle bolca içerik paylaşıyoruz. Bu akşam canlı bir yayınımız var. Ona sizler de davetlisiniz. Harika bir canlı yayın olacak. Neden? Yarın Fed'in faiz kararı var. Bir yandan da Amerikan Hazine Bakanı Yellen'in eline biraz para geçti. Onu nasıl değerlendireceği meselesi var. PayPal ve TMDX gibi iki önemli şirketin bilançoları geliyor. Bu hafta başka bilançolar da geliyor. İşte bütün bunları konuşacağız. Canlı yayının linki yukarıda ve aşağıda. 12 şimdi tıklayın, gidin, kaydolun o canlı yayına ki açıldığında hemen haberiniz olsun. Bir yandan da o başka bir kanal. YouTube canlı yayın kanalım. Zaman desteğiyle işleyen bir kanal. Gitmişken oraya da üye olun. Çünkü zaman zaman acil canlı yayınlar açabilirim. Sosyal medyadan size haber vermem zor olabilir. Orsa orada üye olup o çana tıklarsanız yeni canlı yayın açtığımı hemen haberiniz. Durumlar böyle. Çıkarmanız gereken ders. Yatırım yaptığınız varlığı tanıyın. Gürültüye kulaklarınızı sıkayın. Şirketteki gerçek gelişmeleri bilin. Ve bu konuda kendinizi geliştirmeyi, kendinizi yatırım yapmayı asla unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.